Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, kanalimiz obunachilari, mehmonlari. Sizlar bilan dissertatsiyalarga oid masalalarning yechimlarini o'rganib chiqamiz. 32 masala. Ma'lum bir DNKni HPR1 va EKR1 restriktazlari bilan kesish jarayonida 40 ta efirbog' uzilgan bo'lsa, hosil bo'lgan DNK bo'laklar sonini aniqlang deyilmoqda. Demak, bu yerda ma'lum bir DNK EKR1 va HPR1 restriktazlar yordamida kesilgan. EKR1 restriktazasi restriksiya sayti quyidagicha nukleotidlarga iborat bo'lib, bu restriktaza quyidagi tartibdagi nukleotidlar ketma-ketligini kesadi. Ya'ni guanin va adenin o'rtasidagi fosfodiefir bog'larni va 8 ta valerat bog'ni kesadi. Demak, bir marta kesganda 2 ta fosfodiefir bog' kesadi. HPR1 restriktazasi esa yopishqoq uch hosil qilmasdan to'g'ridan to'g'ri to'mtoq'ich hosil qilib kesadi. Bu yerda esa ikkita fosfodiefir bog' kesiladi, vodorod bog' kesmaydi. Demak, qaysi restriktaza bo'lishidan qat'iy nazar doimo ikkita fosfodiefir bog' kesiladi. Demak, bizda 40 ta fosfodiefir bog' kesilgan bo'lsa, DNK umumiy 20 marta bo'lakka bo'lingan. Ya'ni qaysi restriktaza necha marta kesganligi bizga noma'lum, lekin EKR1 ham, HPR1 ham ikkitadan fosfodiefir bog' kesadi, shuning uchun ikkiga bo'ldik. Demak, DNK 20 marta kesilgan. Natijada 21 ta bo'lak hosil bo'ladi. 35-chi masala. Ma'lum bir DNKni HPR1 va EKR1 restriktazasi bilan kesish jarayonida 40 ta fosfodiefir bog' va 40 ta vodorod bog' uzilgan bo'lsa, EKR1 DNKni necha marta kesganini aniqlang deyilmoqda. Demak, bu yerda EKR1 restriktazasi aytib o'tganimizdek, mana shunday ketma-ketlikda fosfodiefir bog' va vodorod bog'lar kesadi. HPR1 restriktazasi to'mtoq'ich hosil qilib, ikkita fosfodiefir bog' kesiladi. EKR1 restriktazasi har bir marta kesganida 8 ta vodorod bog' uzadi. Ya'ni 4 juft mana adenin timin orasidagi vodorod bog'lar uzadi. Demak, bir marta kesganda 8 ta vodorod bog' kessa, bizda 40 ta vodorod bog'ni kesish uchun EKR1 restriktazasi 5 marta kesgan bo'ladi. 40-chi masala. EKR1 restriktazasi, demak, restriksiya sayti quyidagi ketma-ketlikda guanin adenin o'rtasidagi nukleotidlarni kesadi. Maxsus sharoitda 110 nanometr uzunlikdagi DNK molekulasi EKR1 restriktazasi orqali kesilganda A, B, C, ya'ni 3 ta bo'lak hosil bo'lgan va hosil bo'lgan barcha DNK bo'laklaridagi jami vodorod bog'lar soni dastlabki DNK molekulasidagi vodorod bog'lar soni 2% kam bo'lgan. Ya'ni 2% vodorod bog' yo'qolgan. Ya'ni kesish natijasida DNK nukleotlar orasidagi masofa 0,34 nanometr ekanligi ma'lum bo'lsa, DNK bo'laklarini tarkibidagi vodorod bog'larining nechtasi guanin siyazi nukleotlar orasida bo'lgan. Demak, EKR1 restriktazasi quyidagi ketma-ketlikda kesadi. Va bu ketma-ketlikda 8 ta vodorod bog' uzadi, ya'ni bir marta kesganda bizda 3 ta bo'lak hosil bo'lgan. Buning uchun 2 marta kesish kerak. Ya'ni A, B, C bo'lak hosil qilish, ya'ni 3 ta bo'lak hosil qilish uchun 2 marta kesgan. EKR1 restriktazasi bir marta kesganda 8 ta vodorod bog' kesadi, 2 marta kesganda 16 ta vodorod bog'ni uzgan. Ya'ni 16 ta vodorod bog'ni yo'q qilgan. Bizda bu 16 ta vodorod bog' umumiy vodorod bog'ning 2%ini tashkil qiladi. Ya'ni 2% vodorod bog'lar soni kamayganligi masala sharoitida aytilgan. Bizda dastlabki DNKda 100% vodorod bog'larni topib olamiz. Ular soni 8 deydi. Demak, dastlabki DNKda 8 ta vodorod bog' bo'lgan. Endi DNKning uzunligi berilyapti. Mana shu uzunlikdan foydalanib DNKdagi nukleotlar sonini topamiz. Buning uchun uzunlikni 0,34 nanometrga bo'lamiz. Bu demak 325 chiqdi. Bu DNKning bitta zanjiridagi nukleotid. Endi umumiy nukleotidlar esa DNKda 650 ta bo'ladi. Ya'ni bir zanjirda 325 ta bo'lsa, ikkita zanjirda 2 marta ko'p, ya'ni 650 ta nukleotid bo'lgan. DNKdagi nukleotlarimiz tarkibi qanaqa ekanligini bilmaymiz. Adenin soni X, timin soni X, guanin soni Y qilib belgiladik. Endi tenglab o'tsamiz. 2X adenin va timin soni, 2Y guanin va sitozin soni. Umumiy 650 ta nukleotid bor. 2X adenin va timin orasidagi vodorod bog' chunki ular o'rtasida 2 ta vodorod bog' bo'ladi. 3Y esa guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'. 3 ta vodorod bog' saqlagani uchun 3Y bo'ldi. Umumiy 8 ta vodorod bog' mavjud. Endi tenglamani ishlaymiz. Bu yerda ayirib yuborsak bizda X lar qisqarib ketadi, faqat Y qoladi. Y teng 150 bo'ladi. Ya'ni 800 dan 650 ni ayirganda 150, 3Y dan 2Y ni ayirganimizda Y qoladi. Demak, Y, ya'ni guanin va sitozin soni 150 tadan bo'lgan. X'ni topib olamiz. Buning uchun tenglamalarni birdan foydalanib Y ni o'rniga qo'ysak, bizga X 175 chiqadi. Demak, DNKda
Adenin sonu 175 deyip, timin sonu 175 deyip çıktı. Yani onların biz x kalı belirledik. Guaninin sitazin sonu 150 deden buldu. Yenge de guaninin orta sayı 4 bak sorulgen. Bunun için guaninin sonunun 3 köpü ettirgenimizde. Yani 150 3 köpü ettirgenimizde. 450 çıkardı. Demek guaninin sitazin orta sayı 4 bağlar buldu. Dördüncü mesele. İlk yarı bir restrikte yazarsa, demek ki kuyuda ketlikte tane guanin adenin ortasındaki bağlarını kesadı. Bambaşka ise guanin adenin timi sitiyazın sitiyazını kreatör ketmek ketliğine tanıydı. Yani restrikse sahip kuyuda geçedi. Guanin guan ortasını kreatörler orasındaki vadorot bu. Bağlarını yani fasadifil bağlarını kesadı. Dediğin ki böyle orası da ilk yarı bir ve bambaşka bir restrikte yazarsa kesilgen. Natijada 20 ta bo'lak hosil bo'lgan va 160 ta vodorod bor kamaygan. Dengi bo'laklarning ikkitasi 2:1 faoliyat natijasida hosil bo'lganligi so'ralmoqda. Bizda 2:1 ning restriksiyasi quyidagicha va 2:1 restriksiyasi 2 ta fosfodiefir bor, 6 ta vodorod bor kesadi. Mash bir restriksiyasi esa 2 ta fosfodiefir bor va 10 ta vodorod bor kesadi. Bu aning bo'lim o'rtasida 2 ta fosfodiefir bor va mana shu ketmoqda. Bu aning stazin adenin timin, timin adenin ve guanin sitazin ortasındaki 14 puanı keser. Bizde deyin ki 18 Mart'ta kesilgen, 18 Mart'ta kesilgen. Sebabı 20 Mart'ta böyle kasır bol yaptı. Uzun 20 Mart'ta böyle kasır kılıçtuğun 19 Mart'ta kes uzun yeterli bolar yedi. Eğer deyin ki bitti olsa. Bizde ise deyin ki 2 de. 2 de böyle. Yani oldundan deyin ki bitti böyle ki bulungen. Şunun için deyin ki 19 deyemez 18 Mart'ta böyle ki bulsak bizde deyin ki 20 Mart'ta böyle ki elenir. Yani çünkü dersler 2 de bölüktü. Şunun için 19 Mart'tan 18 Mart'ta kestik. Bu ya ki oldundan bitti kesilgen tek oldu. Bu yılda 2 yer 1'nin kesişler sonundan x'i de belirledik. Yani 2 yer 1 restrikt azası x Mart'tan kesken. Bağma şerisi y Mart'tan kesken. Dinleme. Demek 2 yer 1 x Mart'tan kesken. Bağma şerisi y Mart'tan kesken. Umumi 18 Mart'ta denk kesilgen. 2 yer 1 restrikt azası 8 x kvadrat uzadı. Bambaşka bir 10y kvadratı uzadı. Sababı 8'de ve 10 kvadratı uzardı. Umumi 160 kvadratı uzurgen. Yine hemen işlerimiz gerek. Bunun için biz normallardan birini denileştiremiz. Mesela 10'u kupaytırsak birinci denilememizde y'ler denileşer. Yani 12 plus 10y denilir. Şimdi denilemede ayrı bir baramız. Çünkü bizde 10y'ler sarp ediyor. Bir kıl bulunacağı 12'den. 8x neyse bize de 2x kaladı. 160'dan 180'den 160 derse 20 kalır. X deyin 10 bulur. Demek bize de ilk yarı bir restrikt azası 10 Mart'ta kesken, bambaşka birisi 8 Mart'ta kesken buluyor. Eğer ilk yarı bir restrikt azası 10 Mart'ta kesken bulsa, demek ilk yarı bir restrikt azası 11'de böyle kalsın bulurken buluyor. 50. mesele. Mahsus şeraitte demek 3'te deyin ki bulurlar ilk yarı bir, bambaşka bir, hiçbir yarı bir restrikt azalar buna kesirgen. Ve neticede 30'da deyin ki bulurlar kalsın bulurken. Hiçbir bir tamamen 18 fasadiye fırba uzurgen bulsa denge bölekleri orası da slabki dengeye nispeten 162 kadar bak kem oluyor. Yani 162 kadar bak uzurgen. Restrikt tazelen faaliyet neticesi. Denge bölekleri orası işte iki yer bir faaliyet neticesi hasıl bölgenden en değil nokta. Demek bizde umumi 27 Mart'ta kesilgenden ucun. Çünkü 30 da bölek hasıl bölge yaptı. 30 da bölek hasıl bölge için biz demek denklemimizin 29 Mart'ta kesişimiz gerekirdi. Lakin bize dersler denklem 3 bölek bölge. Yani go yok 2 Mart'ta kesilgen de oldu. Denklem 3 bölek buluştuğumuz 2 Mart'ta kesişimiz gerek oldu dedi. Şunun için biz yani 3 Mart'ta 2 Mart'ta kesilgen de tasavvur kıldık. Ve 30'da bölek buluştuğun 29'da kesiliş gerekirdi. Şunun için 29'dan 2'ye ayırganız 27 oldu. Demek denklemimiz 27 Mart'ta bölek bölünge ve 30'da bölek hasıl bölge. Bu yılda hiçbir bir restrikt azası fakat yine fasa defil bak kesabı yani tüm doğuş fasa bak kesabı. Bir Mart'ta kesken de ise iki defa fasa defil bak kesabı. Bu da 18 fasa defil bak onu yukarı için 9 Mart'ta kesişecek bunu. Hiçbir bir Mart'ta kesken de iki defa fasa defil bak uzu yaptı. Ancak 9 Mart'ta kesken de 18 defa fasa defil bak onu uzayan buladı. Demek ki 27 Mart'ta kesilgenin 9 tası hiçbir birine doğru geliyor. Ama biz deyin 18 Mart'ta kesiliş ise bambaşka bir bölüm 2 yer 1'in ölçüsü bulalım. Demek 2 yer 1 restrikt azası x Mart'ta kesken desek bambaşka bir y Mart'ta kesken bulalım. 2 yer 1 Mart'ta kesken de 2 defa sayı defer 8 olarak bak keseler dedik. Bambaşka bir ise 2 defa sayı defer bak ve 10 da olarak bak keseler.
Yine mutlamız. Demek ki x plus y. Yani 2 virgül x marta kesken, daha maç bir y marta kesken, umumi 18 marta kesilgen deyin kemez. 2 virgül 8 x olur da uzadı. Daha maç bir 10 y olur da uzadı. Umumi 162 de olur da uzadı. Demek ki yine mamız işlemimiz gördü. Bunu kopya edip yine mamız tiyinleştir olamız. Yine ise tiyinleşken de yine ayrı gibi olamız. Ayırsak bizde x son 9 çıkadı, y son 9 çıkadı. Demek ki 2 yarı bölü istek tazası 9 marta kesken, daha maç var 9 marta kesken bulur. Eğer 2 yarı bölü 9 marta kesken bulsa, demek ki 2 yarı bölü faaliyet neticesi değilse, uzun abadlı da, bunu da böyle kalsa bir organ buladı. Demek ki masalamız marşını tartıda işlemedi. İki varın için rahmet, abadda gibi de derslerimizi görüşünce, hayır, sağ salamat, bulayım.